Merhabalar arkadaşlar. Kızıltaş eğitimlerine hoş geldiniz. Bu bölümde Kızıltaş yineleyiciden bahsedeceğiz. Kızıltaş yineleyici, redstone hattının daha önce belirttiğimiz 15 blokluk redstone hattının daha uzun iletilmesini sağlayan temel özellik olarak daha uzun iletilmesini sağlayan bir nesnedir. En baştan buraya kadar bakarsak son enerjinin burada olduğunu, bunun 15. blok olduğunu görürüz. Buradan sonrasına devam etmiyor. Buraya bir repeater koyduğumuzda enerjinin devam ettiğini ve lambayı yaktığını görürüz. Bir diğer özelliği ise redstone bulunduğu bloğu birinci dereceden enerji barındırar hale getirir. Ama redstone repeater altındaki bloğa enerji vermez. Nereden enerji geliyor diyorum. Redstone koymuşuz. Bir diğer özelliği de Redstone Repeater'ın. Burada bakacak olursanız demir bloğu devam eden hattın enerjisini iletmemekte. Aslında Redstone'u daha önceki bölümde hatırlarsanız incelediğimizde birinci derece enerjiyi birinci derece olarak ilettiğini aktarmıştık. Fakat bu birinci derece her blokta birer seviye düşer. Yani 15 birimlik bir enerjimiz varsa başlangıçta bu ilk blokta 15, 14, 13, 12, 11 şeklinde düşerek gider ve buradan çıkışta 15'i görmediği için bu redstone enerjiye sahip olmaz. Bunu da ister bloktan önce bir repeater koyarak ister de bloktan sonra bir repeater koyarak giderebiliriz. Burada yaptığımız şey buraya kadar gelen redstone enerjisini bloğa tam %100 olarak aktarmış olmak. Tam olarak aktarılan enerji bir sonraki redstone'a aynen aktarılır. Ya da bloğa kadar gelen redstone enerjisini düşerek gelen redstone enerjisini bloktan okuyarak güçlendirerek iletmek. Repeater'ların yani yineleyicilerin bir diğer özelliği de geciktirmeleridir arkadaşlar. Burada 4 tane yan yana repeater'ımız var. Her biri farklı modda ayarlı. İlki tek tikte 2, 3, 4 şeklinde gecikmeye sebep olurlar. Buradan enerji verirsek sırayla yandığını ve sırayla söndüğünü rahatça görebilmekteyiz. Aynı zamanda hepsini en son tike kadar ayarladığımızda daha da uzun gecikmeler sağlayabiliriz. Burada gördüğünüz üzere yanması zaman aldı. Sönmesi de aynı şekilde zaman alıyor. Bazı devrelerde bu şekilde geciktiriciler önemlidir arkadaşlar. Bir diğer kullanımı da bunu baştan yapacak olursak şunlar arkadaşlar, şu pistonların hepsi yapışkan piston. Burada olan şey şu blokta şu anda enerji yok. Enerji verdiğimizde belli bir gecikmeyle buraya kadar gelir enerji. Bu enerji bu iki pistonu aktif hale getirir. Bu iki piston toprağı ve pistonu iter. İttiğinde bu blokta zaten enerji olacağından bu piston buraya gelir gelmez aktif olur ve toprağı yukarıya doğru iter. Bu durumu da kendimize gizli evler yapmak için kullanabiliriz bu özelliği. Bu devrede repeater'ın asıl özelliği bu enerjiyi kapattığımızda bu piston hemen aşağı çekilir.
Fakat burada enerji bir miktar daha kalır. Hepsi aynı anda çekilecek olsa yukarıdaki toprak orada kalacaktır. Ama bunu geciktirerek toprak aşağı indikten sonra bu pistonların geri gelmesini sağlamış oluyoruz. Ve gizli bir geçit oluşturabiliriz bu şekilde. Normalde gözükmeyen, tabii bu bir süre sonra çimle kaplanacaktır. Bu açma kapama butonunu da yukarıda bir ağaç dikip ya da bir şekilde sizin hayal gücünüze kalmış yukarıya taşıyabilirsiniz. Bir diğer kullanımı da şurada gördüğünüz bloğun altında bir adet yapışkan pistonumuz var. Bu yapışkan piston düğmeye bastığımızda aktif olacak. Üstündeki demir bloğu yukarıya itecek. Demir blok ilk butona basıldığında enerjiyi alıp her iki taraftaki repeater'lara iletecek. Bu repeater'lar sırayla bu sadece gelen enerjiyi güçlendirmek için buradaki repeater. Bu repeater enerjiyi alacak. Yukarıdaki dispenser'a bir tik gönderecek. Bir kez enerji verecek. Hemen kalkacağı için bu demir blokta devre hemen kapatacak kendisini hızlıca. Hemen kapatacağı için de sadece bir tik verilmiş olacak. Aktif kalmayacak bu hat. Sonrasında bu taraftaki repeater'larla oluşturduğumuz gecikme sayesinde aradan bir süre geçtikten sonra ikinci bir enerji ulaşacak dispenser'a. Bu da sadece bir clock pulse şeklinde çalışacak. Bir kere enerjiyi verecek ve hemen kesilmiş olacak. Böylelikle içindeki su boşalacak. Bir süre sonra tekrar toplanacak. Gördüğünüz gibi. Bu özelliği mob spawner'larda, yani yaratık odalarında yaratıkları bir köşeye toplamak için ya da bir belli bir yükseklikten düşürmek için kullanıyor olacağız. Redstone Repeater ile ilgili anlatacaklarım bu bölüm için bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.